Serkan kim geliyor biliyor musun senin için? Biraz evvel biliyorsun bir arkadaşımız geldi. Çekiniyor dedi, arkadaşım burada aslında Serkan'ı beğeniyor dedi. Şimdi o kız geliyor. Buyursun ya. Dilek geliyor alkışlarla. Dön bu tarafa. Kime? Kopya mı alıyorsun? Şadıman Hanım. Aa Şadıman abla lütfen. Kopya vermeyin. Eller böyle. Eller kaç böyle. Kaç göz işareti yok lütfen. Aa. Serkan da ben ispikledi seni. Evet. Hemen ispikledi. Vallahi Zuhal Hanım yok. Serkan bak. Sen güvenme ona. Çift evet. Taraflı yaptılar ama böyle. Ha iyi tamam. Sen yaptın. Peki. Sen baktın o tarafa. Biz ben... hanım kıza baktık. Deniz de onay verdi ya. Bak 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 kopyacılar sizi. Peki ziyanı yok. Dilek hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Sonunda ikna oldun. Evet. Nasıl iyi? Aslında çıkmayacaktım da. Evet. İkna etmişlerdir bizimkiler seni. Evet. Değil mi? Ama iyi yapmışlar. Ama ne kadar çok... hoşsun, ne kadar güzelsin. Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Çekindin herhalde. Canlı yayın, televizyon yayın. Evet. Ha hiçbir şey yok bak çok güzel. Güzel değil mi burası? Harika. Harika. Peki Serkan belki senin sesini duyarsa heyecanı biraz geçer. Konuşamıyorum. Sana ne oldu? Ah civatalar gevşedi. Sen niye gülüyorsun? Yok. Neyse. Siz hoş bak geldiniz. O tarafa, bu tarafa bak. Hoş geldiniz Bana Dilek Hanım. Bana bak. Merhaba, hoş bulduk. Gözlerimi sizden alamıyorum. Evet. Duyamıyorum ki. Yüksek hoş geldiniz sesli. Dilek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlıyım. Fark ettik. Kaç yaşındasınız? 21. 21. Hala heyecanlısınız. Evet. Anladım. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Çok zor mu ikna ettiler ya? Fazlasıyla zor oldu. Emrivaki mi falan mı? Duyamıyorum. Emrivaki mi yaptılar ne yaptılar? Bizim, evet öyle bizim, oldu. Bizim ekip biraz şey yapmaz ya. Öyle şeyler yapmaz. Yaptılar. İyi yapmışlar. Bazen cesaretlendirmek, yüreklendirmek gerekiyor çünkü. Buraya belki... çıkmasaydın ne olacaktı? Evime gidecektim. Tıpış tıpış geliyor. Belki de hayatım boyunca keşke çıksaydım diyeceksin. Niye? Demezdim. Nerelisin sen? İzmirliyim. İzmir'in neresi? Konak. Konak. Çok güzel. İzmir Konak. Tekrar hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Evet. Okul falan? Yok. Evde ev hanımı. Evet evde öyle yatıyorum bütün gün. Anladım. Nerede oturuyorsunuz? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. Evet. Ha. Böyle demiş uykumdan uyandırılmak da beni çok sinirlendi. Evet, çok sinirleniyorum. Yapma. Nasıl uyanıyorsun? Kendi kendine mi uyanacaksın illa? Ya evet. Kimse uyandırmayacak öyle kapı sesi, zil sesi, çok telefon. Çok sinirleniyorum. Ya, ne yapıyorsun mesela sinirlenip? Bağırıyorum. Aa! Evet. O derece. Kaça kadar uyuyorsun? Bence hiç söylemeyeyim Serkan beni geri gönderir. Anladım ben evet. Peki söyleme. Gece kaçta yatıyorsun? Dün 5'te yattık. 5'te kalkıyoruz biz normalde ama sen yatıyorsun. Evet. Bayağı oturuyorsun sen. Ne yapıyorsun? Ben koşuya saatte? Kalkıyorum sabah 5'te. Oturuyorum kardeşlerimle muhabbet ediyorum. Muhabbet evet. Güzel. Kaç kardeşsiniz? 7. 7 maşallah. 7. Ay ne şey şenliklidir sizin ev ne güzel. Yok şu an sadece erkek kardeşim ve yeğenlerim var. Ha, evli ablamlar mi? Evli. Ha evli. Ha pardon Serkan'cığım. Çok mu güzelsiniz ya? Herkes şu an ona ima ediyor. Ama şu an değilim. Nasıl? Hazırlıksız geldim. Hazırlıksız geldiniz. Yok çok güzelsin. Ama gerçekten seyirciler olsun, loca arkadaşlarımız olsun. Güzel olduğunuzu ima ediyor yani. Duygusalmış, yay burcuymuş evet. Sevgili Dilek. Yay burcu. Evet. Pek anlamam ama sen anlıyor musun? Ben de anlamıyorum. Sen de anlamıyorsun. Geçen sinemaya gitmiş. Anlatsana. Ya hiç anlatmayayım. Bu film niye altyazılı diye sinirlenmiş. Ya, saat 10'daydı. Son seanstı. Ben de taksiyle zar zor yetiştim. Gittik. Koşa koşa girdim. Baktım altyazı. Direkt aldım bileti yırttım. Arkadaşıma bağırdım çıktım. Şaka yapıyorsun. Evet. Seyretmedin de filmi. Hayır.
Onca yetiştim, hazırlandım ama. Niye sinirlendin alt yazılı olmasına? Sevmiyorum alt yazılı olmasını. Yetişemiyorsun değil mi? O yazılarımı okuyacağım, filmlere evet, bakacağım. Haklısın. Türk filmine gitseydin. Bir de aşk filmi almış. Nefret ediyorum. Aşk filmi sevmez misin? Korku filmleri genelde. Aa, bendensin sen de. Evet. Ben de korku filmi hastasıyım. Hepsini seyrediyorum. Korku filmi seviyormuş. Haşim. Gece 12 seansı. Gideriz. Gidersiniz. Beni ne zamandır takip ediyorsun? Bayağıdır. Yani sen yokken de ben bu programı izliyordum. Ay canım, sağ ol. Beni görünce ne düşünüyorsun? Ciddi ciddi, doğru doğru. İçinden ilk geçen şey ne? Söylüyorum, zor, çok zorsun. Çok zor da sevmiyorum. Tamam, zoru seviyorum da uğraşmam yani, çok uğraşmam. Pardon? Çok uğraşmam diyorum. Çok uğraşmazsın. Evet. Ne şey zor geldi sana? Yani uğraşmam için bir çaba göstermesi lazım. Bir karşılık almam lazım. Bu mantıklı. Bir karşılık verirse uğraşırım diyor. Evet. Karşılıksız da diyor. Çabalamam diyor. Anladım. Boşa kürek sallamam yani. Nesi zor geldi sana Serkan'ın? Kimse beğenmiyor. Beğeniyor aslında ya. Bu güzel bir şey ya. Hani zor. Arada beğeniyor ama ya. Ay çok nadir. Hiç beğenilmeyecek insanları beğeniyor mesela. Evet. O da izlemiş, kurulmuş evde. Kime taş attın sen burada ya? Vay diyor, buna nasıl diyor evet dedin diyorsun. Evet. Değil mi? Evde içinden. Peki izlerken böyle gitsen bana evet der herhalde falan diye geçirdin mi içinden? Özgüvenin yüksek mi? Benim mi? Aynen. Evet, güzel olduğumu biliyorum. Yani Zuhal Hanım'ın dediğini dedin mi yani? Evet, yani ben güzel olduğumu biliyorum. Hayır, gitsem evet der misin? Evet, düşündüm. Evet der ama sonrasında hayır der diye düşündüm. Niye? Bilmiyorum, herkes öyle yaptığı için. Herkese böyle derken? Yani tüm gelen adaylar çıktın. Ne çaya çıktın ben? Adaylar. Söyle işte sonrası. Locadasın. Hoşuna mı gidiyor locada olmak? Yok. Evet diyor, sonra da hayır diyorum diyor. Yani evet dememdeki amacı... Anladın mı sen? Yani yok, anlayamadım. Etkilenmeye çalışıyorum. Hani burada güzel konuşuyor. Oraya çıkıyoruz. Bambaşka bir insan oluyor. Yani evet, haklısın. Kim derken? Hanife mi o? Ben insanları rencide etmiyorum ya burada isimlerini vererek. Var. Ya yani Serkan biraz da şuna dikkat ediyor. Hani karşılaştırma anı çok verimli geçmediyse gözlemlediğim kadarıyla hani tanımak istiyor. Geçen gün bir bayan geldi, ismini hatırlamıyorum şu anda. Kendini ifade edemedin için seni çaya çıkardım demişti. Evet. O tarz şey. Evet, öyle bir şey olmuştu. Evet. Ha şu egolu bayan. Bana mı dedin? Yok, sana demedim. Yok, sana demedim. Sana demedi. Daha da açılsın artık. Açılsın artık. Yok, daha açılmasın ya. Daha sorular soracağım sana. Hayvanları sevdiğimi zaten biliyor. Sürekli izliyorsun. Biliyorsun değil mi? Kuşları var. Evet. 150 tane miydi? 200 tane miydi? Öyle. Evet, doğru. Bak biliyorum. Ama ben köpekleri seviyorum. Köpeği de var. Köpek de var. Güvercin böyle sıkamam. Ölür gider yani hayvan. Yok, ölmez onlar. Sıkmayacaksın zaten. Ya sevinmem. Narin bir şekilde tutacaksın. Öyle kucağıma alıp sevemedim. Hayvanları sevmiyorum. Güvercin sevmem yani. Ne ama onlar öyle ya? Uçarlar, geri gelirler yuvalarına. Ne demek sevmem ya? Seveceksin. Seveceksin. Yani diye. Sen seviyorsun diye ben de sevmek zorunda değilim. Ya tabii ki öyle bir zorunlu sana şey yapmıyorum ama... Ya sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Hani burada ben sana evet dersem, Allah kısmet ederse, evlenirsek... Onlar mecbur olacak, mecbur. Ben olmasınlar demiyorum zaten. Hayır, genelde buraya gelen ya herkes ben de isterim ki. Hani... Yazın böyle çıkayım hanımımla oturayım. Onları seyredelim. Terasta. Çay kahve içelim orada. Tamam, ben zaten bir şey demiyorum. Onları at demiyorum. Olsunlar zaten, bir şey demiyorum. Yok, atsam da geri geliyorlar zaten. Buraya gelen herkes Serkan'a şey yapmak için, hani ben hayvanları çok seviyorum. Benim de güvercinim var. Çok yapmacık geliyor bana. Gelen adaylar diyor ben de seviyorum. Benim de güvercinim var. Yapmacık geliyor bana. Kendilerini diyor şey beğendirmek için Serkan'a, evet, diyor. Öyle söylüyorlar diyor. Bu huyunu beğendim.
Zuhal en azından yalan konuşmuyor. Nesini beğendi Serkan'ın başka? Zuhal Hanım. Bir saniye pardon. Ne bileyim beğendim. Ekranda izlerken ne diyordun kendi kendine? Çok tatlı diyordum. Duydun mu? Duydum. Teşekkür ederim ailesi. Zuhal Hanım. Yanakları. Yanakları. Ay böyle yapıyor. Yanakları diyor. Yanakları mı tatlış? Tombik biraz. Tombik mi? Yalnız şu an beni canlı görmedi. Şu konuya gelelim o tombiş derken. Kamerada 5-7 yani kilo fazla gösteriyor. Haberin olsun. Kamera diyor 5 kilo fazla gösteriyor. Televizyondakinden daha zayıfım diyor. Şu an ben de mi öyle görünüyorum? Yani evet. Zayıf değilim de 106 kiloyum. Ne? Kas kütlesi fazla var ya. Evet kas kütlesi fazla. Yani 1.90. Yağdan değil kastan. Yani. 106 gösteriyor muyum Allah aşkına? Şöyle bir kalkayım. Yok ben de şaşırdım. Sen spor yapıyor musun? Hayır. Yapmıyorsun. 2 gün gittim bir kere geçen sene. He. Bıraktı. Evet. Sıkıldın mı? Ya gideceğim dedim de fırsatım olmuyor. Çok yoğun insan olduğum için. Olursa beraber yaparız. Yataktan kalkarsan bir gün. Yataktan kalkarsan bir gün gideceğim diye spor salonuna. Çok hantal mısın ya? Öyle de demeyelim de. Yani biraz yapmıyorsun. Tembellik etmeyi seviyor anladığım Garfield kadarıyla. Garfield gibi. Keyif insanı. Evet televizyonu açacağım elime örgümü alacağım. Aa ne güzel ev kızı. Bütün gün yatacağım. Domestik. Elime örgümü alacağım, televizyonu açacağım, çekirdek çitleyeceğim, çayımı içeceğim, evet, değil mi? Aferin. Ara temizlik yapacağım, yemek falan yapar mısın? Mutfaklarını iyiyim, çok iştahlıdır Serkan. Yok, yemek yapmayı çok bilmiyorum ya, da annem ablam yani yapar. Öğle yemeğinde Serkan'ı bekletiyorlar, herkes yesin sonra Serkan'ı alıyorlar. Yoksa kalmıyor kimseye bir şey. Geçen gün biz burada arkada, Ercan ben Buket, yemek muhabbeti yapıyoruz. Ya. Bir anda Serkan geliverdi. Yani yemekten konuşuyoruz bitiverdi. Gel gel dedik yemek konuşuyoruz. Ercan da orada cimriliğini gösterdi. Evet. Bir dürüm yiyeceksen gelebilirsin diyor. Sen yapar mısın yemek? Dün pilav yaptım. Pilav. Altını ne diyorsun ya? Altını mı yaktın? Altını yaktın. Olsun sevaptır. Ama tadı yerim çok güzeldi. Ya. Tadı güzeldi. Güzeldi. Dibini çok kazımazsın koyarken. Üstten üstten. Bir şey olmaz. Yakmışım altını. Hanımın bana bugün neler de yakmış diyeceksin sen eve gittiğinde. Yorum, birisi Zuhal Hanım diyor. Ha Tuğçe'cim sen misin? Tabii ki de. Ha. Konunun üstünden geçti biraz ama en önde otururken oturan benim. Hanımefendinin buraya çıkma isteği yoktu ama bana egolu diye bir laf attı. Ben egolu değildim. Ben yaşadığımı burada paylaştım. Siz de bugün çaya çıkarsanız, siz de bir gerginlik yaşarsanız siz de yarın paylaşırsınız. O yüzden herkes kendi yaşadığını biliyor. Şu an çok mutluyum ama ben. Bana mı bir şey anlatıyor niye? Serkan? Çaya çıkarsam da öyle bir şey olmayacak ama. Çaya çık, çorbaya çık, şey çık istediğin yere yani fark etmiyor. Ben düşündüğümü söyledim. Sen dur Dilek, ben seni savunurum merak etme. Dilek diyor ki bana mı diyor Serkan'a bir şey anlatıyor ben anlamadım diyor. Kendi kendine konuşuyor. Ay bana bakarak konuşuyor da. Devam et. Yani ikiniz konuştuğunuz için zaten konuda ben tamam geçtiğim için alakalı. Zaten. Sen ben değil bir kere Serkan. Nasıl? Egol ben demedim sana. İşte kim söylediyse ikinize aynı anda bakarak tamam, söyleyeyim söyledim. O zaman fark eden bir ben şey yok söyledim. Yani. Kıza bakarak konuşma ben de konuşuyorum. Tamam konu orada niye oraya ile konuşuyorsun? Tamam egolusun dedim söyle devam et. Ki ego muhabbetine döndünüz. Tamam egolusun dedim devam et. Devam ediyorum. Ne söyleyeceksin? Işte. Ne söylemek istiyorsun deminden beri ağzına geveliyorsun. Egolu değilim. Seninle yaşadığımız bir olay vardı. O yüzden orada öyle gelişti. Ego ile megol alakalı bir şey değil bu yani. Söyleme bu. Gereği niye duydun sen şimdi? Nasıl? Talibin varken dün de aynısını yaptın. Ne yaptım? Dün de atladın oradan talibin varken Güneş Hanım varken. Güneş ablam varken özür dilerim. Öyle deme. Sakin ol ki güzel zaman geçir, vakit geçir diye bir dost tavsiyesinde bulundum. Sen de dostum değilsin bence, dedim. Ben de o kadar bitirdim yorumumu. Ben gene söyledim. Burada çaya çıktığım adaylarım arasında bir tane dostum var. Hanife dedim. Tamam biz ona bir şey demedik. Diyemezler oraya çevirmene gerek yok. Öyle bir şey yok. Zaten. Söyle Angelina. Bir sen eksiktin. Söyle. Bir sen eksiktin. Benim taliplerden sadece bir tane arkadaşım var diyorsun. Bir tane arkadaşım. Kusura bakma ama. Hatırlarsan sen talip oldun Hanife. O sana talip olmadı tamam. Ki. Kusura bakmayın. Tamam. Sanki herkes sana talip geliyor. Sen tamam. Şimdi bunu niye söyledin? Yani çünkü komik geliyor. Dün de aynı şeyi söyledi. Bugün de söylüyor. Sadece gelen taliplerden bir tane arkadaşım kaldı. Talip değildi. Ha, o talip. Hanife gelmedi. O sen geldin. O yüzden. Ve bu arada yorum yapmak istiyorum izin verirsiniz. Tabii Angelina Hanım biz siz eksiktiniz buyurun. Serkan Bey için güzellik çok da önemli değil bu arada. Burada olmak önemli.
O yüzden ben size bol şans diyorum. İnşallah sizden etkilenecek. Teşekkür ederiz Angelina Hanım. Böyle yapıyor. Güzellik önemli değil diyor Serkan için. Ben güzellik, merhaba. Ama burada ben çok yerim seni, belki çok tatlı. Anlattım. Seviyorum seni. Sürekli diyor ya, burada olmak önemli. Ha. Güzellik önemli değil. İnanmıyor musun sen bu dediğine? Ha? İnanmıyor musun bu dediğine? Yani şu an kız çok güzel, kabul ediyorum. Sizi çok yakıştırıyorum da ama teşekkür ederim. O kadar yetersiz. Burada olmak önemli, burada. E tamam işte, ben orada olmayacağını nereden biliyorsun? Sadece yorum yaptım, benim fikrim bu. Çünkü ben 100 tamam, burada olmak kere önemli diyorsun duydum ya. Burada o yüzden. Tek dostu Hanife konuşacak şu an Serkan'ın. Konuşsun. Verin mikrofonu an... Hanife'ye. Kardeş. Evet. Neden kardeş oluyoruz Allah'ım? Öyle bir şey demeyin. Öyle bir şey yok. Değiliz zaten kardeş böyle falan. Böyle bir şey değil tabii ki de. Ne demek? Durun siz kardeşsiniz. Ya valla sana bakınca bak güldürme beni. Ciddi bir yorum yapmak istiyorum şu an. Tabii ki de. Bana bakma. O tarafa bak ki gülme. Şimdi bana bakınca gülüyorsun Hanife, dön. Bana bak sen çat. Sen bana konuş. Zaten sen de beni güldürüyorsun ama. Benim tabiatım gereği tamam, böyle bir şey. Şöyle diyorum. Yok yok hayır tamam. Ne yapabilirim şu an? Ya gülme. Tamam. Ama bir an... Vallahi kendim şey... Millete gülme diyor, kendi gülüyor. Ya gülme! Ya gülme! Sen gülme! Sen konuşuyorsun, sen gülme. Boş ver insanlar. Neyse keyfim de yerine geldi vallahi. Şu an tam modum böyle düşmüştük, geri kalktım. Beni görünce mi? He. Ben beğendim, yakıştırdım da. Çok güzel, esmer güzeli bir kız. Ama bir insana ilk bakışta hemen burada olmaz zaten. Yani bir ufak bir elektrik alınır. Ya o alınır. Şey zaten şakası neden? Burada olmak o kadar kolay değil. Çünkü ben de burada ilk geldiğimde birisine talip geldiğimde bana olumsuz dedikten sonra böyle yapmıştı. Falan. Nefret ediyorum o yüzden böyle hareketten. Orada olmak oraya o kadar dön. Kolay onu ben değil. Ben söylemedim oraya. Hayır dön. Sen söylemiştin ya ilk. Ama tamam, öyle olmuyor şu anda işte. O söyledi oraya dön. Burada yapan o. Neyse canım arkadaşım inşallah olur. Ben yakıştırdım. Annene yakışır bir gelin yani bence. Yemek yapmayı da annen öğretir zaten ona. Affetmez. Evet. Peki başka yorum yapmak isteyen var mı? İbrahim. Deniz de yapsın ya. Tamam. Baha abi, Deniz, Demir abi, Şendoğan baba. Şendoğan baba uyuma. Görmedim ki diyor. Hani. Geliyor. Hanife yorum yaparken Serkan'a. Nedense öyle bir, nasıl desem, böyle bir tatlı, bir cici oluyor. Vallahi ben bunun altında başka bir şey görüyorum. Angelina'ya gelirsek. Kız sen bütün lafı unuttun, hepsi bunu mu aklında tuttun? O ona talip gelmemiş, o ona talip geldi. Allah senin affolsun. Bayana gelmek istiyorum. Kaç herkese kere uyaracağım seni arkadaşım, hanımefendi. Yani... lafın üzerinden saatler geçti. Allah'tan pazartesi gününe bırakmadın. Yani sırf tartışma yaratabilmek için bu yorum yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Deniz kardeşime versen. Oradan Baha abiye geçsin. Şendoğan amca da rahatsız olmazsa bir bayanı görsün. Ondan sonra şey yapsın. Yorumunu yap. Siz gerçekten... Ay Allah, alemsiniz. Sizi gerçekten çok yakıştırdım. Ama yine aynı şekilde sorduğun soruların cevabını istediğin şekilde alamadığını düşünüyorum. Ama şey çıkaracağını tahmin yalnız ediyorum. Yalnız Deniz bana orada otururken dedi Zuhal Hanım. Kardeşim dedi, dışarı lavaboya kadar gittim dedi. Bir hanımefendi gördüm. İnşallah odur dedi. Evet. Şu an ben hani locaya o yüzden baktım. O dedi. Evet, onun işaretini yaptım aslında. Aynen. O yanlış anlaşılmasın. Anladım. Aynen. Serap Hanımcığım, Serap Hanımcığım. Yorum yapmak ister misiniz genç çiftimize? Efendim? Mikrofon. Pazartesi yapacaksınız. Şimdiki karşılaştırma için. Unutmazsanız yaparsınız o zaman. Biz gideceğiz çünkü. Hiçbirimiz kalmayacağız burada. Evet. Tam yapacaktı, mikrofon gitti. Buyurun. İşte çok yakıştırdım. Yakıştırdınız ben ikisinde, mı? Evet. Çok yakıştırdım ama anlaşabilirler mi bilemeyeceğim. İnşallah anlaşırlar. İnşallah.
Evet. Baha'dan da kısacık bir yorum alalım. Sonra Şadıman anneden de. Ben İzmir'imiz diyorum, susuyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bence çaya değil, yemeğe de gidebilirsiniz. Şadıman annesi senden de istedi. Hoş geldin kızım. Bak Serkancığım, çok cici bir bayan. Ben çok sevdim ama baştan sana kopya vermedim. Şimdi veriyorum. Çok hanımefendi, kibar, güzel, her şey var. Bir, yani fizik olarak da çok güzel. Fakat çay diyorlar ya, bence yemeğe git. Peki açılsın paralarımız o zaman. Bakalım Serkan ne yapacak? Biraz yorgunuz belki, olsun sarılır dinleniriz aşka. Hayatta ne dört saçlık ki, Tanrım dert vermesin başka. Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına. Aşk bu zaten kim çözmüş, Tanrım dert. Yok. Tek küpeler. İbo nerede? İbo yok. Bizim modacımız. Küpeleri kesin yorum yapardı ama. Onlar Kartepe'ye doğru yola çıktılar. Tembel. Efendim? Nereye? Şöyle Şadıman annenin yanına doğru. Yemeğe. Yemeğe diyor. Oo. Nasıl buldun dileği? Allah sahibine bağışlasın. O ne demek? Beni ben diyor herhalde. Sen herhalde kendini. O ne demek yoksa olmadı. Prenses prens. Prenses prens. Yani. Dilek. Ne diyor? Güzel şeyler diyor. Ay. Nasıl buldun yakından oldu. Serkan'ı? Kararım değişmedi yanaklardan. Ne diyorsun ya? Ya yapacaksın yani. Sıkmak istiyorsan yanakları. Bilare. Şu an değil ya. Şu an değil tabii. Siz derseniz gene bir şey diyemem. Yok. Daldınız gittiniz. Hepsi de öyle bakıyor. İyi ki çıkmış mısın Dilek? Ha? Sevinmedin mi Serkan'ı görmeye? Sevindim. 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 Yakıştılar mı? Boyun kaç senin ya? 74. Maşallah. Kalk bakayım. Oldu. Yakıştık. Güzel. Boyu uzunmuş güzel. Çok güzel. Özkan. Zuhal Hanım. Özkan. Özkan da bir şey diyebilir mi lütfen? Özkan. Senden yorum istedi Serkan. Ne diyeyim, ne diyeyim diyor o da. Ne desin ya Özkan'cığım. Telefoncu. Özkan'cığım. Ne söyleyeyim ki? Vallahi Serkan çok güzel kız, yemeğe çıkmanı tavsiye ederim. Çok güzel kız. Yemeğe çıkmanı tavsiye ederim dedi. Tam Özkan'lık bir yorum oldu. Eski kankin aradı mı seni? Yok. Ha? Bir durumlar var. Reklamlar efendim.